O yüzden Roma'ya gidilecek zannediliyor ama mesele şu. Osmanlılar Rumeli'ye bir sefer yapacakken Gebze'ye geçmezler. Yani seferin Anadolu tarafında olduğunu gösteriyor ve tarih kitaplarında Mısır'la ilişkilerimizin çok gergin olduğunu biz biliyoruz. Çünkü... Pelin Hanım, siz Otranto'ya gittiniz mi? Gitmedim. Öbür, şey var. Öbür köşeye gittim. Şey tarafına, Bari tarafına. Evet. Orada Otranto'da enteresan bir şey var. Bir kilise var. Ben görmedim ben de. Fakat bir gazeteci arkadaşımız yıllar önce Cihan Akerson gitmişti. Fotoğraflarını çekmişti. Türklerin kestiği kelleler diye tavanlara kadar dolaplar dolusu kafatasları. Senelerce saklamışlar. Hala saklıyorlar. Yani benim dediğim Cihan onu 20 sene önce çekti. Evet. Her tarafta şeyler duruyor. Ya, Otranto aynı zamanda o nedenle mi bilmiyorum ama Thomas Love Peacock diye bir yazar vardır. En böyle meşhur gotik romanlardan bir tanesidir. Otranto. Şey zaten o birkaç yıl önce de herhalde Otranto müdafilerinden birisini Papa Aziz ilan etti. Hayır, işte. Aziz değil de Aziz öncesi bir şey var. Öyle orada. Kademeleri. Ermiş daha sonra. Belli bir yıl sonra Aziz oluyorlar ama. Evet. Yani onları şey yaptılar, kutsadı Papa. Evet. Tabii Fatih, şey Yavuz Sultan Selim zamanında böylelikle Mekke'deki şeriflerin Osmanlı hizmetine girmesiyle birlikte o bölgeler artık bizim hakimiyetimize geçiyor ve orada en önemli şey şu. O bölgelerin hakimiyet altına almak, aynı zamanda kutsal topraklara hizmetkarlık yapmak demek. Yani en başta nedir? Hac mevsiminde o bölgelere yapılacak hac güvenliğini sağlamak zorundasınız. Yani siz orada herhangi bir aksaklık olması demek, Osmanlı padişahlarının itibarlarının sarsılması demektir. Yani ve Yıldırım Beyazıt zamandan beri zaten demin söylediğimiz Surre'yi Osmanlılar gönderiyorlar. Osmanlı hacıları gidiyor ama bu sefer artık ev sahibi durumuna geliyor Osmanlılar. Yalnız kendi topraklarındaki Müslümanlar için değil, Kuzey Afrika'daki, Hindistan'daki, Asya'daki, İran'daki Müslümanların da hac yolculuğunda ev sahibi Osmanlı'dır. Ve böyle bir organizasyonu üstlenmek zorunda kalıyorlar. Tabii mesela burada ufak bir örnek verelim. Mesela 3. Selim dönemi anlatılırken Kabak Cisyan olduğu an bir anda padişah tahttan indirildi diye anlatılır. Şimdi 3. Selim'in tahttan indirilmesinin en önemli sebeplerinden birisi döneminde hac yapılma işidir. Yani Vehhabiler o bölgeyi işgal ediyorlar ve haccı engelliyorlar. Haccı yaptı. Yalnız bak Hakan Bey demin soru sormuştu Roma hikayesi. Hı. Fatih şaşırtma yapacaktı. Belki arkadan Akdeniz'den deniz yoluyla gidecekti diyor. Bunlar teori nasıl bilinir ki? Öyle bir donanma hazırlığı yok. Yani o şekilde kuvvetli. Bir de şu var. Şaşırtmayı yani şaşırtmayı yapsanız bile İtalya'da çok kuvvetli denizci devletler var. Yani onu bir gün, üç gün şaşırtmanız o kadar önemli bir andı. Çünkü adalar bizim elimizde değil tamam. Mesela Sakız bizim elimizde değil. O dönemde Girit bizim elimizde değil. Yavaş yavaş. Ağır ağır söyle. Ben bile kaçırıyorum. Şimdi Sakız ve Girit bizim elimizde yani değil. Birçok ada bizim elimizde değil. Yani o şey değil ve şey tabii bizim deniz kuvvetlerimiz o dönemde o kadar şey değil. Yani o dönemde asıl Arnavutluk'tan yapılır sefer. İtalya'ya yapılsa. Çünkü çok yakındır. Gedik Ahmet Paşa da o şekilde gitmiştir. Yani Faruk Sümer'in makalesi var Fatih'in. Evet. Son sefer üzerine Ekrem Hakkı'yı verdi armağanında yayınlandı. Tavsiye ederim onu. Hoca rahmetli hoca bütün kaynakları inceliyor. Şimdi orada. Yavuz Selim sefere çıktı. Sefere çıktı. Mısır alınca Haremeyn'de bizim... Hangi sene? 1517. Söyle bunu. Mercidabık Portekiz, savaşları. Portekiz tehdidine karşı Haremeyn'in tehdit altında olması seferin ana sebeplerinden birisi. O da önemli bir husus. Yani Osmanlı çünkü o bölgelerin halkı ve mesela Suriye'de birçok Memlük emiri Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mesela Hayır Bey gibi. Tabii o bölgede yani Mekke Medine yani ciddiye çıkmış Portekizliler. Yani Mekke Medine'yi tehdit ediyorlar. Yani ele geçirmek için üzereler. Osmanlıların deniz gücü de olduğu için Yavuz da enteresandır. Yani 2 yıl falan kalıyor bölgelerde. Yani 2 yıl, 2 ay sonra İstanbul'a dönüyor. Çok uzun bir seferdir. Ve evet. Osmanlıların o bölgeye gitmesi o bölgede Portekizlilerden çünkü Portekiz dediğiniz devlet o dönemde Avrupa'nın en büyük deniz gücü. Yani evet. Bütün Afrika'yı sömürgeleştirmek üzere Hindistan'a gitmiş. Ve Osmanlılar kutsal toprakları ilk başta güvenliğini sağlıyorlar. Yani Portekiz işgaline düşmesine engelliyorlar. Hatta ilginç bir durum var.
bizim o bölgede giriştiğimiz Portekizlerle mücadelenin sonucunda Portekizler oturup düşünüyorlar. Ne yapacağız bu Osmanlılara karşı? Çok ilginç bir plan vardır. Medine'ye gidelim. Hazreti Peygamber'in mezarını alalım. Mezarını açalım, kemiklerini kaçıralım diye düşünüyorlar. Yani böyle bir plan yapmışlar. Ancak uygulamaya sokamamışlar. Yani öyle bir düşünceler de var. Çünkü Osmanlılardan büyük darbe yiyorlar. Osmanlılar önce onları Kızıldeniz'den atıyor. Daha sonra Doğu Afrika'dan atıyor. Yani Habeşistan'ı falan kurtarıyor. Tabii Osmanlılar bu bölgelerde hakimiyeti kurunca birçok beylerbeylik kuruyor. İşte Şam Beylerbeyliği kuruyor. Lahsa, Basra, Habeşistan Beylerbeylikleri ve bu teşkilatlanmayla birlikte Portekizler adım adım atmıştır ve şunu da söyleyelim. Her yerde Harem-i Şerif'in içinde ibadet etmiş sayılmaktasınız. Oysa Mekke şehrinin herhangi bir yerinden Harem-i Şerif'e gelmek için yol kat etmek ya da herhangi bir kapıdan girmek zorundasınız. Terbiyesizliğin böylesi. Ne diyorsun hocam? Hoca bir şey demiyor. Siz söylediniz. Bir şey derse yani. Siz de aynı statüye girip eski bir söz vardır. Eski bir söz vardır. Lale epkem kaldı derler yani.